Start. Hazırsanız başlayalım. Sanırım insanlar bunların gerçek çekirdekler olduğu algısına kapılıyor. Aslında yapma çekirdekler oldukları için buna alışmaları biraz zaman alıyor. Her zaman bu mümkün olabilir mi diye soruyorlar. Sonra birkaç tanesini alıp inceliyorlar. Hatta bazı insanların denemek için ağızlarına götürdüğü bile oluyor. Bence sanatın yeni olasılıklara açılabilen temel bir yapı yaratmak için yeni sorular soran bir araç olması, benim işimin her zaman en ilginç parçası olmuştur. Sanattan anlamayan insanların benim ne yaptığımı anlamasını istiyorum. Yani... Evet. Porselen üretiminin normalde 30 kadar aşaması var. Bu aşamalardan kaçamazsınız. Çekirdekler Jingdei Jane adında bir kasabada yapılıyor. Kasaba Pekin'den yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta. Eski zamanlarda tüm kasaba imparatorluk için porselen üretirdi. İnsanlar nesiller boyunca kase ya da vazo şekillendirdiler. Bu hiç değişmeyen bir gelenek oldu. Burada 5-6 senedir eski tekniği yeni modern yapıda ifade etmenin yollarını bulmaya çalışıyoruz. Çekirdekler çok fazla olduğu için bu kasabadan 1600'den fazla insan projeye dahil oldu. Bu demek oluyor ki neredeyse herkes çekirdek yapan birilerini tanıyor.
Taksi şoförleri bile bunun hakkında konuşuyor ama kimse tam olarak konunun ne olduğunu anlamış değil. Sergi için olduğunu söylediğinizde kimse bunu niye yapmaya mecbur olduğumuzu anlayamıyor. Gerçekten bu önemli bir mevki. İnsanlar beni tanıyor ve "Aa, bu çekirdek yapan adam" diyorlar. "Çalışmalarınızı çok seviyoruz. Bize daha fazla iş verir misiniz?" diye soruyorlar. Şimdiki üretim eski zamanlardakine çok benziyor. İnsanlar gruplar halinde çalışıyor. Farklı insanlar farklı görevler alıyor. Boyama kısmında ise daha fazla insana ihtiyaç duyuyoruz çünkü her bir çekirdeğin her bir tarafına 3 ya da 4 çizgi yapılması gerekiyor. En becerikli olanlar 3 çizgi atabiliyorken, diğerleri 4 ya da 5 çizgi atıyor. Çekirdekleri eve de götürebilirsiniz. İnsanların evlerinde bir şeyler üretmesi gerçekten eski bir gelenek. Bir saat çalışabilirsiniz, sonra çocuğunuza yemek yedirmeniz, kocanıza yemek hazırlamanız, belki sebze almaya gitmeniz gerekir. Belki sonra yemeğin pişmesini beklerken bir yarım saat daha çalışabilirsiniz. Çalışmak için gayet mantıklı bir yol.这里画画纸的人年龄最大的一个大姐多大年纪年龄了老板六十多岁哦还好比我大一点点大一点你啊不像吧我五十多了嘛您做了多少年了我啊三十多年 从你提了做三十多年了。彩绘啊。彩绘。画过毛泽东吧。毛泽东还在有这个时候我就参加工作。没有画过。哦，不是什么人都能画。 Politik arenadaki tüm resimlerde ayçiçekleri vardır.
Ne zaman Başkan Mao gözükürse çevresinde daima ay çiçekleri olur. Bu şu demektir. Başkan Mao güneş ve partiye sadık tüm sıradan insanlar ise ay çiçeği. Bu anlamda ay çiçekleri maddi ve manevi olarak tüm devrimi destekledi. Bu bizim için önemliydi. Hepsi gerçekten çok iyi insanlar. Daha fazla bir şeyler yapma ya da onların ihtiyaçlarını karşılayacak başka tür projeler üretme gereği hissediyorsunuz. Bence Tate için yaptığımız miktar hayal gücünün ötesindeydi. Bu proje bu kasabanın tarihinde bir çeşit efsane olacak.